Merhabalar, Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere borcamda e, bir kek tarifi vereceğim. Oldukça pratik bir kek olacak ama yine gösterişli tariflerimden biri. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle kek için malzemelerim. Bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı şeker, iki buçuk su bardağı un, vanilya, 2 su bard, pardon 2 yemek kaşığı kakao, kabartma tozu ve 3 adet de yumurta kullanacağız. Her zamanki yaptığımız gibi e, keki yapmakla başlayalım. Yumurtalarımızın içerisine şekerimizi ilave edelim ve bir paket vanilyamızı ilave edip e, tüm bunlar krema kıvamına gelene kadar bir güzel çırpalım. Ben bir el er çırpıcısı kullandım ama mikser kullanabilirsiniz. Bir su bardağı ılık su kesinlikle soğuk su olmasın. Ve bir su bardağı da sıvı yağ ekleyip tekrar karıştıralım. Şimdi tüm sıvı malzemelerimiz eklendi. İçerisine katı malzemelerimizi her zamanki gibi eleyerek ilave edeceğiz. İnce bir elek kullanabilirsiniz veyahut un eleği de kullanabilirsiniz. Unumuzu, kabartma tozumuzu ve kakaomuzu eleğimizin içerisine ekleyelim. ve bunları kendi içinde de karışacak şekilde bir güzel karıştıralım ki kabartma tozu unun her tarafına geçsin ve kakao her tarafına eşit bir şekilde geçsin. Böylece kekimiz her tarafından orantılı bir şekilde kabaracaktır. Bu katı karışımlarımızı sıvı karışımlarımızın içerisine elemeye devam edelim. Gördüğünüz gibi bakın kakaoların topak topak kısmı kalmış oluyor elediğimizde. Onları da içerisine elinizle bastırarak elekten geçirebilirsiniz. Sonra tekrar karıştıralım. E, hepsi homojen hale geldiğinde kek hamurumuz hazır demektir. E, kıvamı biraz katı bir kek hamuru olacak. Korkmayın istediğimiz kıvam bu kek hamurunda. Benim minik kızım karıştırmak istedi. Ben de izin verdim. Bir dikdörtgen borcam kullandım, büyük boy borcamlara göre verdim bu ölçüyü. Borcamın altını yağladım ve kek hamurumu borcamın içerisine döktüm. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında kürdan testiyle piştiğinden emin olana kadar kekimizi pişireceğiz. Şimdi kekimiz fırına gitsin. Ve pişti. Şimdi kekimize o farklı işte dokunuşu veren kısma geçeceğiz. Bu bir kabak soyacağı aslında, kabak oyacağı özür dilerim. Bir kabak oyacağıyla e, videoda gördüğünüz gibi kekinizin üzerine delikler açın ve o çıkan parçaları da e, bir kaseye alalım. Sonradan onları rondodan geçirip un haline getireceğiz ve pastamızın üzerine serpeceğiz. Hazır çikolata sos kullandım ben bu tarifte. Siz isterseniz hazır çikolata sos veyahut ganaj kullanabilirsiniz. Ganaj yapımı ile ilgili birçok videom var. İzlemenizi tavsiye ederim. Hazır çikolata sosu e, üzerinde yazan miktara göre yaptım. Hem daha ekonomik oldu hem de daha pratik oldu çikolata sosunu yapması. Özellikle çikolata sosunu deliklere gelecek şekilde kekin her tarafına dökün. Deliklerden içeriye de girmesine özen gösterin. Böylece kekin içerisinde de o çikolata sos kendini çekecektir. Açtığımız o boşluklara, deliklere ben vişne doldurdum. Yazdan vişnemi buzdolabına atmıştım. Siz isterseniz vişne, isterseniz farklı meyveler kullanabilirsiniz. Ama vişne çikolata uyumu bir harikadır. Kesinlikle tavsiye ederim. Frambuaz da kullanılabilir. Muz dilimlenip de konulabilir. Çilek par. Doğranıp da konulabilir. Arzu ettiğiniz herhangi bir meyve konulabilir. Ben vişneyi tercih ettim. Vişneleri deliklere e, doldurduktan sonra o artan kısımları rondodan un haline geçirip un haline getirdim. Ve onu da pastamın üzerine serptim. Böylece bu kumlu pastalar... Gibi bir görüntü elde etmiş oldu Yalnız benimkinin e, malzeme biraz az olduğu için çok dolgun durmadı. Çünkü kekin her tarafına delik açmamıştık. Pastamız yaklaşık bir saat dinlendikten sonra servise hazırdır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanları ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın.